Sırtı mihraba dönük olan bir kadın, bir rahle üzerine mi oturmuş? Evet, sarı elbiseli bu kadının ayaklarının altında saçılmış olan kitaplar da ne? Büyük bir saygısızlık kitaplara. Hiç olmamış. Ne mi anlatıyoruz? Osman Hamdi Bey'in 1901 yılında yaptığı ve aynı yıl içerisinde Berlin'de sergilediği Tekvin tablosunun gizemini. Bu tablo aynı zamanda 1903 yılında Londra'da iki kez sergilenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine az bir süre kalmış iken Osman Hamdi Bey bu eseri tamamlamakla kalmamış, Avrupa'da toplamda 3 kez sergiletmiştir. Bu sergiler dışında kayıt dışı başka bir sergi olduysa da elimizde bu konuda bilgi mevcut değildir. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girişiyle sanat kültür haliyle arka planda kaldı. Bu büyük savaş sonrasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde tekrar gün yüzüne çıkan bu tablo en son 2000'li yıllarda görüldü. Artık bu yıldan itibaren kayıp durumuna düştü. Elimizde var olan tablo hakkındaki fotoğraflar 2000 yılından önce çekilmiştir. Bu tablo en son Demirbank koleksiyonunda görüldü. Bankanın o zamanlarda var olan ekonomik krizlerde batırılması sonucu. Yanlış bir şey söyledim sanırım. Neyse, banka 6 Aralık 2000 yılında tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. Bu devir sırasında tablonun ortaya çıkmaması üzerine tablo kayıp durumuna düştü. Aslında bu devir esnasında ya da daha öncesinde tablo kaybolmadı. Ya bu devir işlemini gerçekleştiren sigorta fonu ya da bu devir sırasında bankanın koleksiyoner yetkilisi tabloyu alarak herkesten gizledi. Peki neden? Çünkü bu tablo çok büyük gizeme sahipti. Peki bu gizem neydi? Tablo üzerinde en çok konuşulan konu dini objeler olmuştur. Tabloda dine bir saygısızlık varmış gibi izlenim edinmemiz için mihrap yeterli olurdu zaten. Ama Osman Hamdi Bey daha da ileri giderek kadını bir sandalyede ya da koltukta değil de üzerinde Kur'an-ı Kerim okunan rahle üzerine oturtturmuş. Rahlede sanki başka bir kitap okunmuyor mu? Evet, okunur. Ama bu dönemin kültür yapısında rahle Kur'an-ı Kerim ile özdeş olduğu için biz de böyle tabir ettik. Bu haliyle bile bütün merakları üzerine çekiyor. Ama Osman Hamdi Bey fırçasını burada durdurmuyor. Kadının ayakları altına iniyor ve kitaplar çiziyor. Bu kitaplar da ne? Kur'an-ı Kerim mi yoksa? Hayır, çok fazla oldun sen Osman Hamdi Bey. Ne yaptığını sanıyorsun? Osman Hamdi Bey bu esnada şu cevabı veriyor. Bire gafil. Yani böyle derdi sanırım. Bire gafil. Ya sen Kur'an bilmezsin ya da ben. Nasıl yani? Bunlar Kur'an-ı Kerim değil mi? O zaman bakalım iyice. Yerde seçili olan bir kitabın üstünde Zend Avesta yazıyor. Zend Avesta, Zerdüştlük dininin kutsal kitabıdır. Diğer kitabın üzerinde ise Sekyamuni yazıyor. Bu da Budistlikte kutsal kabul edilen bir kitaptır. Belki diğer açık olanlar Kur'an-ı Kerim olabilir. Onlar hakkında da söyleyeceklerimiz var. Bu açık olan sayfada Kur'an-ı Kerim düzenine benzer bir düzen gözüküyor. Bu noktalar ayet durağına benziyor. Kur'an-ı Kerim'e uygun ama sure bitişlerinde de olması gereken ayet durakları burada gözükmüyor. Aynı zamanda sure başlangıcında var olması gereken besmele de burada yok. Kur'an-ı Kerim'de besmele ile başlamayan tek sure Tevbe suresi olduğu için bu da Tevbe suresi diyebiliriz. Ama az önce belirttiğimiz ayet duraklarının uyumsuzluğu yüzünden bu kanımızı destekleyemiyoruz. Diğer açık olan sayfada ise alt kenarlar tahrip olmuş durumda. Ve sayfanın dağınıklığından Kur'an-ı Kerim'dir diyebilmemiz için bir kanıt da mevcut değildir.
Bu durum, özetle Osman Hamdi Bey'in Kur'an-ı Kerim bilmez olduğunu gösterebilir. Ancak Osman Hamdi Bey, Zerdüştlük ve Budizm kitaplarını dahi bilen bir kişi iken, kendi kültüründe baş kitap olan Kur'an-ı Kerim'i nasıl olur da bilmez? Peki ya mihrap hakkında ne diyeceğiz? Tabloya bakıldığında sarı elbiseli kadın sırtını mihraba, yani kıbleye dönmüş durumda resmedilmiş. Öncelikle mihrap hakkında şu bilgileri verelim. Bu mihrap hayal ürünü değildir. Osman Hamdi Bey'in resimlerinde kullandığı mekanlar gerçek hayatla da özdeştir. Bu mihrap ise 1907 yılında Konya Karaman İbrahim Bey imaretinden Çinili Köşk'e getirilen mihraptır. Bu imaret Karamanoğlu Bey'i 2. İbrahim Bey tarafından yaptırılmıştır. Bu imaret medrese ve zaviye olarak kullanılmıştır. Osman Hamdi Bey, arkeolojinin de verdiği gezgin ruh sayesinde bu imarethaneyi görmüş olmalı ki tablosunda bu mihrabı resmetmiştir. Resim 1901 yılında yapılmışken bu mihrap yöneticisi olduğu müzeye 6 yıl sonra getirilmiştir. Mihrapta Ayetel Kürsi'nin son kısmını görmekteyiz. Mealen gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Özetle bu mihrabın bir cami içerisinden alınıp Çinili Köşk'e getirilmiş ve sergilenmiş olan mihraptır. Yani kadın aslında bir camide değil de bir müzede resmedilmiş de olabilir. Ama mihraptan ötürü cami olarak düşünülmüştür. Ancak bu mihrap hali hazırda müzede sergilenmektedir. Her ihtimalle bu tabloda yine de dine bir hakaret söz konusu varsa başka ihtimaller göz ardı edilmemeli. Bu ihtimallerden bir tanesi ise şudur. Tablonun resmedildiği ve sergilendiği yıllarda Osmanlı tahtında 2. Abdülhamit Han vardır. Osman Hamdi Bey'e Müze-i Hümayun'da ve Sanayi Nefise Mektebi'nde müdürlük imkanları sunan bizzat 2. Abdülhamit Han'dır. 2. Abdülhamit Han bu çizilen tablodan haberi var mıdır? Bu konuda elimizde bir bilgi verisi maalesef yoktur. Ancak bu tablo hakkında bir şey işitmemesi ya da bilmemesi de çok imkansızdır. Zira bu tablo Avrupa'da 3 kez sergilenmiştir. Bunların mutlaka biri hakkında bilgisi vardır. Bu durumda bu tabloda dine hakaret içerikli ifadeler yer alıyor ise 2. Abdülhamit Han buna nasıl olur da izin verir? 2. Abdülhamit Han bu kadar özgürlükçü bir padişah mıdır? Eğer bu kadar özgürlükçü bir padişah ise şimdi anlatacağım şu anıda bir yalan olur. Fransız oyun yazarı Henri de Bournier 1888 yılında Muhammed adlı bir dram kaleme almıştır. Bu dramı sahneye aktarmak üzeredir. Üstelik sahnede bir aktör Hazreti Peygamber'i oynayacaktır. Dolayısıyla oyunun Efendimizin manevi şahsiyetini ve İslam dinini Müslümanları küçük düşüren hakaretler içerdiği 2. Abdülhamit Han'a ulaşır. 2. Abdülhamit Han halifelik ünvanını kullanarak bu vaziyeti engellemiştir. Bu ihtimalle 2. Abdülhamit Han'ın bu eserden haberi varsa resimde Kur'an-ı Kerim'e ya da daha doğrusu İslam'a bir saygısızlık anlamında bir durum söz konusu yoktur. Böyle bir durum olsaydı Osman Hamdi Bey görevinden azledilirdi. Belki de zindanlara düşer ya da sürgün edilirdi. Ancak Osman Hamdi Bey ölümüne kadar 2. Abdülhamit Han'ın bizzat sunduğu görevlere devam etmiştir. Ne gariptir ki bu tablo hakkında 2. Abdülhamit Han'ın haberi yokmuş gibi bir durum da söz konusu olmuştur. Neredeyse her mevkide hafiyeleri yani ajanları olan 2. Abdülhamit Han bu tablodan nasıl olur da haberi olmaz? Peygamber Efendimiz'e saygısızlık addeden bir tiyatrodan haberi olan Sultan bu eserin Avrupa'da 3 kez sergilenmesinden nasıl haberi olmasın? Bu durumda tablo üzerinde dikkatle bakıldığında
Kur'an-ı Kerim olduğu düşünülen kitaplar asliyetinde Kur'an-ı Kerim değildir ki bunu da az önce gözlemledik. Mihrap ise Çinili köşke getirilip sergilenecek olan mihraptır. Bu tabloda tek bir saygısızlık ifadesi yoktur. Osman Hamdi Bey, sarı elbiseli bir kadını bir mihrabın önüne değil de bir müzede sergilenecek olan Çinili mihrabın önüne oturtturmuştur. Yerdeki fanyaslar da bunun bir işaretidir. Peki, bu tablo ne anlatıyor olabilir? Nedir gizemi? Kimilerince tablo gücü simge ediyor ki sarı elbiseli bir kadın bir taht gibi rahle üzerinde oturmuş. Rahleye ise Kur'an-ı Kerim gibi kutsal olan kitaplar konulur. Bu durum kadının kutsiyetini gösteriyor. Kutsal dinlerce de kadın kutsaldır. Dinimizce de cennet annelerin ayakları altındadır denilir zaten. Kutsiyet ve güç burada resmedilmiştir. Kadının hamile oluşu, karnındaki var olan bebeğin, saltanatın yani gücün, kutsiyetin ve neslin devamlılığı için ne kadar da önemlidir bir düşünün. Bu hususta Children of Men yani Son Umut adlı filmi izlerseniz kadının kutsiyetini ve değerini kavrayacağınızı düşünmekteyim. Bir başka yorum ise kadın her şeyin üstündedir, dinin bile. Pekala olabilir. Böyle bir yorum da doğru denilebilir. Diğer başka bir yorum ise şudur. Tablonun çizildiği dönem yani yaşanan kültürde kadının arka planda kalması, kadın haklarının yok derecesinde olduğu bir dönemde her şeye küsen kadın her şeyi ayakları altına almıştır. Bir başka yorum ise kadına olan düşkünlüğü ifade ediyor. Öyle ki bu düşkünlük yüzünden kadını o mihraba çıkartan ve ayakları altına dini değerleri serecek kadar büyük bir düşkünlük. Yorumlar bitmez. Gizem tablonun kaybolması ile daha da büyümüştür. Bir gün yüzüne çıkması durumunda pahasını bir düşünün. Beni asıl düşündüren konu ise 2000 yılında kaybolan tablodan bir yıl sonra ülkede yeni bir parti filizlendi ve bu parti kazandı ve hala da kazanıyor. Bu yepyeni parti gücü nereden geliyordu ki? Az önce tablonun gücü simgelediğini mi ifade etmiştik? Yoksa bu tablo bu gücün elinde olabilir mi?